Oho. Ne güzel koktu, ne güzel koktu. Sağ ol, teşekkür ederim. Rica ederim, rica ederim. Yürü, kek koysana, yürü. Dur, dur, dur. Tuna, dur. Kutuya bir metreden fazla yanaştırmadım. Haberiniz olsun, benimle gurur duyabilirsiniz. Sana güvenebileceğimi biliyordum Emine. Teşekkür ederim. Gönül, sana öyle bir hediye aldım ki. Yani gel görünce bir şey olacaksın yani. Acayip bir, bak asrın hediyesi olabilir yani. Ya. Bugüne kadar kimse böyle bir hediye görmedi yani. Herkes böyle gören şey yapacak yani. Ben hediye almadım diyecek. O derece bir hediye yani Gönül. Ya. Ne kadar şanslısın Gönül. Öyleyimdir, öyleyimdir. Tuna hep böyle zarif hareketler yapar canım. Her zamanki gibi abartmıştır. Gidip abidik gubidik bir şey almıştır. Hiç de değil, olağanüstü bir şey bir kere. Teşekkür ederim Meltem'ciğim, sağ ol. Rica ederim. Bir çatal alabilir miyim? Veriyorum. Sağ ol. Hayal çok merak ediyorum. Sen bana ne aldın Ali? Almadım. Nasıl yani? Bayağı almadım. Almadın ve bunu böyle rahat rahat söylüyorsun ha suratıma, pes. Çok şaşırdım. Çok. Yani eskiden böyle şeyleri unutsan bile bir telafi etmek için bir çabaya girerdin. Tuna'dan filan yardım isterdin. Ama yaşlandıkça iyice vurdum duymaz oldun sen Haluk. Arkadaşlar, benim bu sevgililer günü konusundaki tavrım çok net. Ben sevgililer gününü ne kutlarım ne de sevgililer günü için hediye alırım. Bitti. Aman tamam. Ay zaten ben bu saatten sonra ne sen ne baş başa ne konuşacağım ki diyen adamla yemeğe giderim. Ne de bana hiçbir kuvvet hediye aldıramaz diyen adamın hediyesini kabul ederim. Bana ne kızıyorsun abicim ya durup dururken? Bu hediye konusunu açmasaydın olaylar bu duruma gelmeyecekti. Ne kızıyorsun ya? Çok güzel olmuş, çok güzel. Ben bir kere karıma almışım güzel bir hediye. Söylemeyecek miyim yani? İçimde mi kalacak yani? Herkes üstünü istiyorum. Ayrıca Gönül gördüğü zaman yemin ediyorum. Çok sıcak. Ama çok güzel olmuş yani. Bak sana yemin ediyorum. Bak buraya yazıyorum. Gördüğün zaman sevinçten eteklerin sizi çalacak yani. Ha! Ayakların yerden kızacak. Bir tavana böyle uçacaksın yani. Ciddi mi söylüyorsun? Ağzı kulaklarına varacak. Ay ne güzel. Yani o kadar mutlu olacaksın ki. Bak fesini havaya atacaksın. Yemin ediyorum bizi takıp şıkır şıkır oynayacaksın ya. Tamam. Anladım. Bana ne kızıyorsun şimdi Gönül yani? Ay kızmıyorum yani. Tamam. Ne demek istediğini anladım. Niye uzatıyorsun? İnsan hevesini kursağında bırakıyorsunuz yani. Niye kursağında bırakayım? Ya anladım diyorum Tuna. Sen de endazeyi kaçırıyorsun Tuna. Neyi kaçırıyor? Ölçüyü kaçırıyor yani. Abartıyor işte her zamanki gibi. Sen endazeyi bilmiyor musun abiciğim? Endaze 65 santim uzunluğunda bir ölçü birimi. Eski Osmanlı'da kullanılırdı. Bilmiyor muydun sen? Bilmiyorum. Ay ne kadar böyle enteresan bir iletişim şekliniz var. Böyle küçük dilimi yuttum. Bu arada da kapı çaldı Emine. Hatta parmaklarınızı ısırıyorsunuz. Hatta palas bandıran Emine kapıyı açmaya gidiyor. Dünür Hanım'dan Dünür Bey geldiler. Hoş geldiniz. Merhaba Emine. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Dünür nasılsın? Sağ ol Dünür. Hoş geldin. Geç. Halim Tünürcüğüm. Merhaba, nasılsın? Hoş geldiniz. Kadacım Özer olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, sağ olun. Sağ olun. Aa, ham kutu ne? Benim kargom kesin buraya geldi. Hayır canım, o benim sizin kargonuz niye buraya gelsin Sultan Hanım? Ha, ne bileyim, belki beni evde bulamadı, dedi götüreyim Tünür'le. Hayır Sultan Hanım, o benim. İyi, aşağıya bakayım da içinde ne var? Yok, yok. Sultan Hanım, bunun içinde benim Halo aldığım sevgililer günü hediyesi var. Evet. O yüzden işimi açamayız sana sürpriz evet, şeyler evet. Kaçar. İyi, kegulayım bari. Ben çay Emine, ben size şey yapayım. Gerçi size kek vermesem mi acaba ben? Bir su. Hani düğün yaklaştığı açısından. Evet, bu sabah itibariyle tekrar rejime başladım. Bence siz yemeyin, Rıza Bey yesin. Evet. Buyurun Rıza Bey. Teşekkür ediyorum. Zahmet olacağım. Oğlum ne yedin sen de ya? Şu göbeğe bak oğlum. Ne var abi? Dikkat edin Rıza Bey, sıcak yalnız. Evet, gençik. Siz çay. Sen yiyeyim misin? Siz de yemeyin. Allah'a şükür iyi yıktınız, bir yaramazlık yok. Cibonya'dan sipariş ettiğim kremlerimi kesseydik daha iyi olacaktık ama. Neden? Cibonya. Hı? Cibonya. Japonya diyor, Japonya. Ne zaman sipariş ettiniz Sultan Hanım? Bir ay oldu. Hmm. Hayır, kese. Sevgililer günü için sipariş ettiydim. O özel günde Rıza'cıma, kocacıma güzel günüm istediydim. Ama maalesef kısmet değilmiş. Siz nasılsınız? Vallahi şu sevgililer günü muhabbeti biterse ben daha iyi olacağım.
Ben de aynı. Ya telefonlarda kaldı yemin ediyorum. Kargo şirketlerinin kapısında yatacak neredeyse. Ya bu kadar takıntı etme diyorum da dinlemeyin. Suzacığım, kocacığım. Beni her halimden peyincini biliydim ama... ha bu kadar insanın önünde. Niye bunun altını çizirsin? Ya oradan gelecek kremler seni bir günde güzelleştirmeyecek de... onu bilirim, ondan diyorum. Ve Dünür Bey vurdu, kol oldu. Neyse boş. Çirkin sıçıyorsun bana. Bak şimdi ben öyle mi dedim ya? E dediniz yani zaten biraz dedi. Dedi. Ama dedi mi? Biraz dedi ya. Yok canım. Yanlış anladınız Sultan Hanım. Rıza Bey öyle demek istemedi Tunacığım. Yani şöyle ki şimdi bu tür kozmetik ürünleri biliyorsunuz ki... ya en az 2 hafta kullanmadan önce etkisini göstermiyor. Yani Rıza Bey de bunu bildiği için öyle hani... bir gün önce gelse de bir işe yaramazdı manasına söyledi. Yani siz de bunu biliyor olmasınız. Ha, bugünkü ise bir haftada mucizeler yaratamaz diyorsun. Yani ama tabii yani mucize de yaratmanıza gerek yok zaten. Ya ben eminim ki yarın siz Rıza Bey'le çok güzel bir sevgililer günü geçireceksiniz değil mi Gönül? Ne yapıyorsunuz peki sevgililer gününde? Rıza'cığım, ha bu soru senin kapsam alanına giriyor. Cevap ver bakalım. Gördüğün gibi Meltem, kabak Rıza Bey'in başına patlamış. Yine organize eden erkek. Aynen Deton gibi oldu. Kabak benim başıma patladı. Her zamanki gibi. Tabii. Bizde de böyle şeylere Tuna bakıyor. Hı. Ben mi ayarlayacağım yani? Ne münasebet? Tabii sen dominant teyzesin. Herhalde sen ayarlamayacaksın. Ne alakası var abiciğim? Tabii ki böyle olacak. Ben hiçbir şeyi karıma bırakmam. Her şeyi en ince detayına kadar ben ayarlarım. Ondan sonra karım da gelir keyfini sürer. Böyledir bu işler ya. Duydun mu? Duydun mu? Peki kankacığım sen ne ayarladın? Ben mi? Ya internetten çok güzel bir yer buldum ben. Harika. Yani ilk defa açılıyor. Böyle yeni bir mekan. Ama mükemmel kalitede bir yer. Yani sevgililer günü için ilk defa özel açılıyor. Oradan orayı yani oraya yapacağız yani. Kızım da gitmemiş Rıza. Mükemmel kalitede değil. Vereyim mi Gönül? Hı? Hani versem mi acaba anlamında? Yani verebilirim gibi sanki vermeyedir. Yani dersem hani şey olarak. Yani sevgililer günü böyle eşinle, sevgilinle baş başa geçirilen bir şey olduğu için ve grup halinde bir anlamı olmuyor ama neyse. Niye canım? Birlikte gidin. Baba. Dominant teyzeye bak ne? Sevgililer gününe hemen bir racon uydurdu. Sevgililer gününde baş başa olmak zorundaymışız ana. Ben mi uydurdum canım? Bütün dünya böyle kutluyor. Evet abiciğim, Gönül doğru söylüyor. Sevgililer gününün tarzı bu. Sevgililer günü 2 kişiyle kutlanılan bir özel gündür. Öyle kutlanır yani. Baş başa kutlarsın sevgilinde, kadınla bir şeyle yani. Arkadaşlar, karısıyla baş başa kaldığında ne konuşacağını bilmeyen bir adama laf anlatmaya çalışıyorsunuz. Bu sefer Meltem Hanım vurdu, gol oldu. Buna Beyciğim, sen şimdi bu mekanın adını bana vermeyeyim misin? Ya veremiyor. Yani vermesem, yani veriyor gibi vermiyorum yani. Ya. Kakacımız yer olsun, mekanın adını sakladıksa bu mekan benim için daha cazip hale gelmeye başladı Rıza. Boş ver Sultan Hanım, boş ver. Hiç ısrar etmeyelim. Hani biz birlikte olalım, birlikte kutlayalım Tetuk ama aynen. Başka mekan mı yok canım? Aynen. Vermek istiyorum aslında da şey yani verilecek, vermenin bir anlamı yok anlamında. Şimdi niye biliyor musunuz? Çünkü orada masalar şey, 2 kişilik. Yani sizin mümkün değil aynı masada oturamayız yani. Niye? 2 kişilik abi masalar, konsept öyle. Masalar hep 2 kişilik yapmışlar. Yani büyük masada yok, yapmamışlar. Niye? Ne bileyim, yapmamışlar abi yani. Bizim sevgililer günü ya, herkes 2 kişi böyle. Yani karı koca öyle otursunlar diye yani. Niye? Ay hayır, niye? Ne var, niye şaşırıyorsun? Ha pardon tabii. Yani sen böyle 2 kişi baş başa bir masada oturmak nedir pek bilmiyorsun. Konuşacak bir şey yok ya o açıdan. Nasıl şık yapmışlar Meltem? Mum ışıkları, gül yaprakları. Çok hoş masalar. Böyle herkes birbirinin böyle gözünün içine bakarak yemek yiyecek ama Gönül. Ay ne Haluk ya. Ne ayıp şey. Sen zaten program yapmıyorsun. Bari arkadaşlarımızın programını kötüleme. Bir hayal etsene. 2 kişilik masalar diyor. Ne öyle tribün gibi. Hayal edemem Haluk. Ya son 30 senedir seninle evli olduğum için hayal etme yetimi kaybettim. Meltem bu tribin daha ne kadar sürecek? Senin inadın bitinceye kadar. Senin inadın ne zaman biter, benim de tribim o zaman biter. Hasbinallah ya. Aklıma bir fikir girdi. Madem masalar 2 kişilik,
herkes baş başa olacak. O zaman peki de yani herkes birbirini görmek zorunda değil. Peki de masalarımız yan yana olmayacaktı. Ayrı masalardı, ayrı kişilerdi. Ya tamam Sultan Hanım, tamam da zorlama artık ya. Ben niye zorlamayayım Rıza'yı ya? Ha bu muhteşem kiliselim mekanı, ben de gitmek istiyorum. Benim kankacımdan neyim eksiyor? Ya tamam, geliyorum ya. Zero, yaptır hepimize rezervasyon. Hepimiz gidelim, kurtulalım şu işten ya. Ve Haluk Bey 90+3'te atak yaptı. Yapacak bir şey yok yani. Bak Haluk'la Meltem de geliyor. Vereyim artık mekanın ismini. Battı balık yan gider. İnsanın kısmetinde ne varsa kaşığından o çıkar Tuna. Evet Yunus, korkunun eceli faydası yok. Söylüyorum. Kendi düşen ağlamaz. Gönülsüz yenen aş ya karın ağrıtır ya baş. Söylüyorum. Söyle Tuna. Hamama giren terler. Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmazmış Gönül. Bu ne alaka Tuna? Hiçbir fikrim yok Gönül. Yani uçma gitti. Böyle söyledim yani. Eyvallah. Tamam. Tamam. Ben arar rezervasyon yaptırırım. Ya Tuna Beyciğim. Teşekkür ederim. Hani böyle hazır planınıza bile biz konmuş gibi olduk ama kusura bakmayın. Öyle oldu. Tam böyle oldu yani. Doğru söylediniz. Gönülcüğüm, yani siz baş başa kalmak istiyorsanız biz başka program da yaparız. Aa, olur mu öyle şey canım? Biz kesinlikle başka program yapamayız. Ben o mekana fizi yükselmiş vaziyetteyim. Neyse artık. Öyleymiş kısmet. Böyle oldu. Ne yapalım? Meltem Hanım, mutlu musun? Bak gidiyoruz yarın. Hayır ben mutluyum da acaba sen mutlu musun? Hayır hazır bak böyle benle baş başa da kalmıyorsun. Ne öyle grup halinde. Gördüğünüz gibi ne yaparsam yapayım yaranamıyorum. Kızım masalar ayrıymış zaten. 2 kişilikmiş. Bizim için çok farklı bir etkinlik olacak. Haklısın. Yalnız acele edin ha. Öyle fazla beklemeyin. Çünkü çok böyle rağbet gören bir mekan. Tamam. Yani, tamam. Vallahi kalırsınız. Şey kalamazsınız ya. Tamam. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Ay çok özledik sizleri. Biz de vallahi. Merhabalar. Hoş geldiniz. Ben şöyle geçeyim. Teşekkür ederim. Gelcim, buyurun. Merhaba. Buyurun. Merhaba. Buyurun. Gel aşkım. Ay, özledik sizleri. Nerelerdeydiniz? Bali'ye gittik, Singapur'a gittik. Harika bir tatil yaptık değil mi Sertaç? Evet, tatil yaptık da harika mıydı orasını bilemeyeceğim efendim. Niye öyle diyorsun şimdi? Üzüyorsun beni. Ne yapayım hayatım, yalan mı söyleyeyim? Yani Bali'yi geçtik ama Singapur tam yasaklar ülkesi. Her şey yasak. Ciklet çiğnemek yasak. Kuşlara yem atmak yasak. Yolda 4 kişi yan yana yürümek yasak. Toplu taşımada duryan yemek bile yasak. Ne yemek yasak? Duryan efendim, meyve. Doğru. Sertaç Bey eğer toplu taşımada duryan yemezse olmaz. Yerim yemem efendim. Orası bana kalmış. Niye yasak ki? Ayol yasak. Bu yasaklar sayesinde de ülke tertemiz. Farkında değil misin? Sertaç Bey, yani her ülkenin farklı kuralları oluyor. Saygı duymak lazım. Ay boş verin siz. Onu dinlersek şimdi susmaz hiç. Bu ne? Bu şey... Ya bu kutu da bugün amma popi oldu ha. Bir de içinde ne olduğunu öğrensek. Evet ya, ben de merak ettim. Bir şey de merak ettim. Ne? Bir şey de merak ettim diyorum. Ne diyorsun, anlamıyorum. Bana mı dedin? Ay ben sana mı diyorum canım? Kime diyorsun? Tuna'ya diyorum. Ne diyorsun? Bir şey de merak etmesi diyorum. Anlamadım. Bana diyor, bana. Bir şeyi de merak etmesin diyor bana. Neyse, bunun içinde Haluk'un sevgililer günü hediyesi var. Böyle duracak yarına kadar. Ben bakayım ona göstermeden, merak et. İnsanların özel eşyalarını niye karıştırıyorsun hayatım? Hiç yakışıyor mu sana? Niye el alemin yanında beni rezil ediyorsun ki sen? Ne yapayım hayatım, yalan mı söyleyeyim? Ay neyse, sevgililer gününde ne yapıyorsunuz acaba? Efendim, bizim harika bir planımız var. İsterseniz dahil olabilirsiniz. Ha yok, biz biraz önce programımızı yaptık. siz ne yapıyorsunuz? Biz kapılarını ilk kez bu sevgililer gününde açan bir mekanda olacağız. Harika bir mekan. İnternetten aldık efendim. Gönül,
Felek kimine kavun yedirir, kimine de kelek. E haydi kalın selametle. Ben gidiyorum. İşim gücüm var Dünür. Hadi görüşürüz. Sen kaç kurtar kendini bu sevgililer günü muhabbetinden. Ha, ne oturuyorsun? Sen gelmeyeyim misin? Hayır, gelmeyeyim. Sen git. Sonra görüşürüz. Dikkat edin. Çaktırmadan evi ele geçirmesin. La ev benim ev. Dünür benim Dünür. Sen rahat ol. Her zaman başımızın üstünde yeri var sultanım. Sizin de öyle. Her zaman bekleriz. Hadi görüşmek üzere. Güle güle. Güle güle. Ben de görüşürüz. Efendim, sevgililer gününü birlikte geçireceğimiz için çok sevindim. Biz de. Kendi adına konuş lütfen. Tamam, iyi geçinelim, tartışmayalım, görüşelim dedik de... yani sevgililer gününde de hanımefendiyle olmak zorunda değilim yani. İlk defa sizle aynı fikirdeyim hanımefendi. Yani sevgililer gününü eski karınla mı geçireceğiz Tuna? Hayatım ben şimdi şey yani... ben ikimiz beraber böyle özel bir yer... yani bir internette bulunca böyle şey yaptım yani. Ben sana söylüyorum internetten bir şey alma diye. Hemen koşa koşa aldın. Ama güzel yer ya. İlk defa açılıyor falan böyle... yani şeyi de görünce böyle güzel olacak diye düşündüm gönül. Nereden bileyim ben şimdi böyle olacağını yani. Tamam canım, neyse. Yani sevgi sonuçta paylaştıkça çoğalan bir şey. Yani ne güzel, hep beraber olacağız. Güzel bir akşam olacak. Aslında benim hayalim Paris'e gitmekti ama işte yeni gittik ya yurt dışına, masraf olmasın diye vazgeçtik. Keşke hayallerinizin peşinden gitseydiniz. Özlem'in sevgililer günü hayalleri biraz tuzlu oluyor efendim. Tırtaç. Ne yapayım hayatım, yalan mı söyleyeyim? Ucuz bir tane hayalin yok. Öyledir, öyledir. Hanımefendinin 5 ev ekonomisini çökertecek böyle hayalleri vardır. Tuna, bilmiyorum hanımefendi 5 ev ekonomisini çökertir mi ama... bizim evliliğimiz birazdan çökmek üzere, onu söyleyeyim sana. Sertaç, kalk gidelim, sinirlerim bozuldu. Gidelim hayatım. Yarın zaten fazlasıyla göreceğiz. Ne kadar az görsek yüzlerini o kadar iyi olur. Kesinlikle katılıyorum hayatım. Sözüm meclisten dışarı. Benim de hayatım. Yürü hayatım. Yürü. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide yol alır, ayrı dümen tutarız bu evde sır dolu şu halim.